öbür kapıyı kullanın diyorlar. Bizim başımıza Rodeo Drive'a gelir gelmez ne geldi? Zengin çarpması yaşadık. Yakaladım seni, yakaladım. Yakaladım seni. Kadınların o yarışı beni rahatsız ediyor. Vay, o yüzden vay, genelde vay. Florida için Florida vergi cenneti denir. Vay. Dün akşam daha önce hiç görmediğim bir şey başımıza geldi. Bilir sence ustada tanınıyorsun yani. Kendi çapımızda Allah'a çok şükür ara ara tanınıyoruz. Bir de çok kalabalık aslında, birazcık da utanıyorum önünde çekmek için. Hayatımın en iyilerinden biri oldu. Gerçekten mi? Alışveriş merkezinde siz de böyle eşinizi kaybediyor musunuz? Yoksa bu bir tek bana mı oluyor? Herkese merhaba. Giriş yapamadım yine. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Tam Ceyda gibi açılış yapmaya çalıştım. Biz şu anda Los Angeles'tayız. Arkamda göremiyorsunuzdur muhtemelen. Uzağız çünkü. Ama Zoom'la daha sonra görüntü yapacağız. Hollywood yazısı var. Meşhur Hollywood yazısı. Griffith Observatory'ye geldik. Burası gözlem evi. Bütün Los Angeles'ı, Hollywood'u, her yeri buradan görebiliyorsunuz. Bir sürü meşhur insanların, oyuncuların buralarda, bu bölgede evleri var. Aşağıya Hollywood ve Los Angeles manzarasına bakıyorlar. Bu Hollywood yazısının anlamı da seneler önce 1923 yılında ilk başta yapılıyor ve orijinalinde Hollywood Land olarak aslında yapılıyor. Çünkü altındaki bir sitenin inşaatının reklamını yapmak için aslında oraya yazılıyor. Daha sonra rüzgardan şuradan buradan zarar görüyor. Tekrardan 1946 yılında yenilenirken Land yazısı sökülüyor ve Hollywood olarak kalıyor. Aslında filmlerle, şunlarla, bunlarla hiç bilgisi yok ama aslında artık buranın bir şekilde sembolü olmuş durumda. Bu videoda da Los Angeles'ı gezeceğiz. Ceyda Hanım'la beraber. Ceyda şu anda arkadan bana, ben ona sürekli güldürdüğüm için garip garip suratlar yapıyor. Beni güldürmeye çalışıyor. Gözlüğümden yansıyor, bilmiyorum. Şimdi diyeceksiniz, Ceyda açılışı aynı tişörtle yapmışsın. Bir önceki videomuzu çektik. Kapanışını burada yaptık. Açılışını da burada yapıyoruz. Aynı gün açılış ve kapanış çektiğimiz için. O yüzden kusura bakmayın. Evet, ben de Hollywood'da oyuncu olmaya geldim. Bakalım olabilecek miyim? İşin esprisi, keşke öyle bir şans olsa, ne güzel oynarız. Los Angeles videomuz başlasın. Hayırdır? Topraklama yapıyorum. Hadi kalk. Yoruldum. Ben bu kadar böyle içinde bir şey olduğunu bilmiyorum. Ben de. Bu kadar büyük bir olduğunu bilmiyorum. Ben yoruldum. Çok yorgunum. Bir kesesim. Tepeden kuş bakışı. Los Angeles'a tepeden bakıyoruz. Arkadaşlar biz kısıtlı geldik. Normalde 3 gün kalacaktık burada. Bir günümüzü sizin için yolda harcadık. Las Vegas'tan Los Angeles'a gelirken ben yol videosu çektik. Bunu anlatırken. Seni çekiyorum. O yüzden 2 günümüz var. O yüzden 2 günde gezip görebileceğimiz yerleri size göstereceğiz. Başka bir zamana daha uzun geldiğimizde daha uzun bir video çekeriz. Uzun bir Avrupa seyahatinden sonra Griffith Los Angeles'ın da bir güzel bir parkı ve bir uzay merkezi olması gerektiğini düşünüyor. Los Angeles Belediyesi ile görüşüyor. Burayı uygun görüyorlar ve buraya bir uzay bilim merkezi açıyorlar. Teleskop, şu bu böyle. Şu bu. Laboratuvarlar falan ve daha sonraki yıllarda bu müze haline geliyor ve insanların uzayla ilgili bilgiler alabildiği bir yer haline geliyor. Biz her tarafını gezemedik. Çok uzun bir yolculuk yaptık. Buraya geldik. Birazcık okuduk. Teleskopa falan baktık. Bazı yerlerine video çekmek yasak. O yüzden her yerini çekemedik. Birazcık bir nevi için. Gözlem evi. Gözlem evi tabii burası. Aynı zamanda da tabii hem uzay için gözlem evi hem de Hollywood'un, Los Angeles'ın en yüksek noktalarından biri olduğu için aynı zamanda da yangın gözlem evi olarak da uzun süre kullanılmış. Birçok insan, ben de aynı şekilde, birçok insan camiye benzetiyormuş. Hem cami hem bir Roma tapınağına benzetiyormuş. Zaten onun gibi böyle 3 tane tepeciği var. Kubbeleri var. Ve zaten teleskop olduğu için mecburi kubbesi var ama ortasında bir kubbe var. Evet, biz otelimize gidiyoruz. Biraz dinlenip yarın çekimlere devam edeceğiz. Adamıza geldik. Daha valizleri bile açmadık. Direkt balkona çıktık. Aşağıda fashion show var. Plaj konsepti. Bitti son bak. Son bütün mankenler çıktı.
günaydın. Sabah saat 9. Buğra'yla yollara düştük. Şimdi arabamızı park ettik. Charlie Chaplin'in eski film stüdyosuna gideceğiz. Ama orası şu anda bir kahvaltı yeri. Çok merak ediyorum. Eski film stüdyosunda kahvaltı yapacağız. O yüzden aşırı heyecanlıyım. Kendisi çok sevdiğim bir aktördür zaten. Ve çok güzel bir sokakta araba park ettik. Çok hoşuma gitti. Buğra dedim, gel bu sokakta birazcık yürüyelim, evleri gösterelim dedik. O yüzden şimdi size bu sokağı göstereceğiz. Sokağın bir özelliği var mı? Hayır, yok. Ben bir tek şu eski filmlerde de izlediğimiz zaman, New York'ta filan filmleri izlediğimizde böyle binaları görürüz genelde filmlerde ve çok hoşuma gider. Özellikle şu balkon tipli evler hoşuma gider ve bunların dokusunu çok severim. Ama burada o kadar güzel böyle iki katlı evler var ki dekorları çok güzel. Sol tarafta apartmanlar var ama genel olarak hep böyle sokaklarda iki katlı evler, villalar görebiliyorsunuz Amerika'nın birçok yerinde. Ben en çok şu ana kadar buranın ikliminden memnunum. Bizim orada Ağustos ayında sokağa bile çıkamayız. Yani sokağa çıkamayız derken oturamayız dışarılarda falan. Sıcaktan. Dün akşam mesela çok keyifli bir yemek yedik. Dışarıda oturduk. Burası da çok sıcak olur diye düşünmüştük ama olmadı. Gayet keyifliydi. Hatta akşam üşüdük bile. Evet. Bir de dün akşam gittiğimiz restoran çok güzeldi. Çok böyle şık ve lüks bir restorandı. Ama çekim yapmamıza izin vermediler. Sorduk. O yüzden çekemedik. Çok güzel bir Asian restorandı ama yemekler inanılmazdı. Evet, geldik. Republic. Charlie Chaplin'in eski stüdyosu arkadaşlar. Arkadaşlar kahvaltımızı hala bekliyoruz. Tatlılar bir camın içindeydi. Oradan bir şey istediler. İster misiniz dediler. Ceyda bir anda yemeye başladı. Paylaşacaktık, neden biliyorsun dedim. Farkında bile değil, acıkmış. Kusura bakmayın ama şöyle yenmiş halini gösterelim. Çok da güzelmiş, öyle dedi. Ben yemedim. Sizinle paylaşmadan yemiyorum. Ben yemedim daha. Tribünlere oynama. Anlayın, kim dost kim düşman anlayın. Bu kanalda belli olsun. Bana ekmeğin üzerine avokado, ben yumurta istedim. Böyle yumurtayı da tabakta getirdiler. Ekmeğin üzerine avokado, salatalık, domates, biber, soğan. Ama benim sevmediğim bir şey var. Kişniş, nefret ediyorum. Burada da çok var ama bak menüde yazmıyordu. Kişniş genelde yazıyorlar içinde olanları. Şimdi bunları tek tek elimle ayırıyorum. Ben de sevgili arkadaşlar mantarlıyız. Tost diyorum. Açık tost. Açık tost. Ceyda yine bir antikacı buldu. Antikacıya doğru gidiyor. Biz yürüyemiyoruz sokaklarda. Ceyda'cığım. Heh. Ne yapıyorsun? Antikacı buldum. Of bak. Kapalı mı? Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Yok, açık. Hi. Burası gerçek antikacı ama. Ama şeyler yok. Lamba ve kapı. Evet, sadece kapı. Kapı lambalar üzerine. Kapı ve lamba ürünleri, hani antikalar, evet. Kaliforniya'da özellikle Los Angeles'ta çok fazla İranlı yaşıyor arkadaşlar. Bunun da sebebi 1979'da İran devriminden kaçıp buraya gelenler. Buraya gelmelerinin sebebi de iklimi. O dönemki İran, yani 1979 ve ondan öncesindeki İran'ın iyi halindeyken Los Angeles'ı İran'a benzetmeleri iklim olarak ve yaşam olarak. Düşünün şimdi Los Angeles nasıl, şu anda devrimden sonra İran nasıl? Çok üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Ki İran'ın eski fotoğraflarını görüyorsunuz, ne kadar modern bir ülke, ne kadar güzel fotoğraflar var, binaların eski halleri, o kadınların giyimleri, ne kadar özgür bir ülkeymiş aslında yıllar yıllar önce. Ama tabii daha sonraki haline bakın. İşte düşün, burası İran'a benziyor diye Los Angeles'a gelmişler. Evet, şu anda Rodeo Drive'a geldik. Dünyanın en pahalı caddelerinden bir tanesi. Bütün markaları yan yana görebilirsiniz. Bütün ünlüler de buradan alışveriş yapıyor. Herkesin elinde sürekli telefonlar, biri gelse de görsek, çeksek diye. Ama bizim başımıza adaya diyorum bak. Adaya gelir gelmez. Bizim başımıza Rodeo Drive'a gelir gelmez ne geldi? Zengin çarpması yaşadık. Bir tane Range Rover bizim kiralık arabamıza arkadan çarptı. Ne olduğunu anlamadım. Bir daha çarptı. Bir daha çarptı. Ve adam yürümeye devam etti arabayla. Gitmeye devam etti. Gittim yanına. Korna çaldım. Camı açtı, ne oluyor diye. Arabama çarptınız dedim. Farkında bile değil. Artık bir şey mi kullandı? Ne yaptı anlamadım. Farkında bile değil. Sonra indik, baktık, bir tane hemen otoparkın içine çektik. Kiralık araba olduğu için
için tabii sorumuz su biziz. Baktım ki bir şey yok. Bir şey olmamış. Yolumuza devam ettik. Uğraşmak istemedim. Uğraşsak uğraşırdık ama günümüzü mahvetmek de istemedim. Bir de bir şey yoktu arabada. Hani bir şey olsa evet birazcık konuşuruz. Hani sonuçta kiralık araba bizim altımızdaki de. Bir şey tutardık ama bir şey olmayınca da uzatmaya gerek yok. Gereksiz sinire gerek yok yani. Evet ama gele gele bizim başımıza denk geldi. Daha önce de gezmiştik. Bu cadde gerçekten çok güzel. Dünyanın en pahalı caddelerinden bir tanesi. Buraya gelip alışveriş yapmak istiyorsanız, sevdiğiniz markalar varsa bütün hepsini bulabilirsiniz. Hepsi yan yana. O yüzden mağaza mağaza girmeyeceğim. Zaten hepsi bilindik marka. Ama caddesinde yürüyoruz. Size burayı göstermek istedik. Şöyle bir ünlü birilerini görsek, Ceyda Ateş haricinde de çeksek. Çek çek. Mağazası var. Bir girelim mi lütfen? Yakaladım seni, yakaladım. Yakaladım seni. Ceyda'cığım mağazalara girmiyordun. Ne oldu? Bir bakıyorum hemen bir alışveriş yapılmış. Mağazalara girmeyeceğim dedim. Hemen bak bir başka mağaza daha gördüm. Dördüncü mağazaya girdim ya. Benim çok sevdiğim bir marka bu Goyer. Çantalarını çok seviyorum. Ama her yerde mağazasını göremiyorum. Hep böyle storların içinde oluyor. Hazır mağazasını görmüşken girdim. Beğendiğim bir tane çantası vardı. Renginde kararsız kalıyordum. Ama burada da görünce çok sevdim. Bir baktım. Hemen arkada Buğra'cığım halletmiş bile. Yani çok güzel cadde. Tabii ki de hepsi de yani bildiğimiz, aşina olduğumuz markalar. Bazen evet güzel ama bazen de çok, bazı şeyler de çok çok gereksiz, pahalı. Öyle. Ama arada doğru, belli bir şeyler olabilir. Ama şu moda diye de almak bana böyle saçma geliyor. Yani kadınların o yarışı beni rahatsız ediyor. Hani o moda onda var, o almış, ben de bunu giymeliyim. Bazen gerçekten çok yakışıyor bazılarına, bazılarına da yakışmıyor. Ben az öz, sevdiğim, yakışan bir şey olursa almayı tercih ediyorum. Ya beni de görüyorsunuz arkadaşlar. Sonuçta hepimiz bir iş yapıyoruz. Herkes bir şey kazanıyor ve kolay bir para kazanmıyoruz. Tabii ki de beğendiğimiz şeyler oluyor, almak istediğimiz şeyler ama bazen de ileriki hayatımıza düşünerek hareket etmeliyiz. Almanın sonu yok ama daha sonra da her şeyi alıp alıp iş güç yapamadığımız zaman da aldığımız şeyleri oturup yemeyeceğiz. O yüzden belli başlı şekilde dozu kaçırmadan ben de alışveriş etmeyi seviyorum. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Hiçbir mağazaya kamerayla giremiyoruz. Peki sana göre Florida mı, Kaliforniya mı? Yani her yerin ayrı bir güzelliği var. Şöyle yani Los Angeles'ta yaşamak gerçekten birçok yere göre daha pahalı. Yani en ekonomi yapıp daha orta seviyede yaşayacağınız yerler bile ciddi anlamda pahalı. Buradaki normal 2+1 evde oturup o kirayı vereceğiz de Florida'da tek katlı bir bahçeli evde oturabilirsiniz. Doğru. Bir de Florida'da... Tam buğralık bir yorum geldi, evet. Ceyda senden. Tam de... benim vereceğim cevaplar bunlar bak. Tabii sen, üzüm üzüme sen, baka baka kararılmış. Sen aynen, sen bayağı buğra olmuşsun. He. Bir de şöyle Los Angeles'ın, New York'un vergi sistemi çok daha yüksek oranları. Florida'da daha düşük vay vergi vay oranları. Vay o yüzden... Vay. Aklımız gitti. Her delikanlının bir gelişi var. Birçok oyuncu da... Vay 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 vay. Aslında normal şartlarda birçok oyuncu, sanatçı Los Angeles'a, New York'ta yaşıyorlar. Ama ikamet ettikleri yer Florida oluyor. Orada evleri oluyor. Orayı gösteriyorlar. Çünkü daha az vergi ödemek için. Vay, o yüzden vay, genelde vay. Florida için Florida vergi cenneti denir. Vay. Yani şöyle, aslında Florida'da yaşadığımız için birçok yere yakınız. Buraya böyle arada gelip bir 10 gün bir ev kiralayıp yaşayıp buranın da zevkini ara ara alabiliriz. Ama yaşam için gerçekten bir tık iyi yaşamak istiyorsanız çok fazla çabalayıp çalışmanız gerekiyor. Ben normalde buna bayağı bir yorum yapardım. Florida, Kaliforniya mı diye, ama Ceyda Hanım o kadar güzel söyledi ki. Yapmış mıyım bir şeyler? Üstüne, yok, ben bu konulardan bahsetmeyecektim. Genel yaşamdan bahsedecektim ama senin sözün üzerine bir şey söylemek istemiyorum. Çok güzel özetledin. Daha sonra ben belki videonun kapanışına doğru kendi yorumumu ayrıca yaparım. Ceyda'cığım nereye gidiyoruz? Benim çok sevdiğim ve sürekli kullandığım bir makyaj ürünü var. Charlotte Tilbury'nin, her şeyine bayılıyorum. Gerçekten çoğu ürünüm onun. Hatta bir şeyini bulamıyordum. Hazır buraya gelmişken kesin buluruz dedim. Sephora'ya girelim derken, ya dedim burada kendi mağazası var mı acaba derken olduğunu keşfettik. Şimdi onun mağazasına gidiyorum. İnşallah
aradığımı bulurum. Dün akşam daha önce hiç görmediğim bir şey başımıza geldi. Restoranda yemek yedik, hesabı istedik. %4,5 ekstra bir hesabın üzerine fiyat eklemişler. Garsonu çağırdım, bu neden dedim. Orada ufak kısa bir açıklama vardı. Şöyle bir cevap aldım arkadaşlar. West Hollywood'da yaşam standartları, fiyatlar yükseldiği için kiralar, market, şu bu. Çok fazla Los Angeles bölgesindeki... restoranlara aşçı, garson falan kaptırıyorlarmış. Orada maaşlar daha yüksekmiş, yaşam daha ucuzmuş. Dolayısıyla restoran sahipleri de menülerin üzerine fiyatları eklemektense en son hesabı istediğiniz zaman %4,5 üstüne bir fiyat koyuyorlarmış. Çok enteresan böyle bir şey hiç sormadan sonradan karşınıza çıkması. Bugün de biraz daha bir yerde kahve içtik. %18,5 bahşiş koymuşlar hesaba otomatikman. Daha aşağıya verme şansınız yok. Garson geldi, bahşiş bırakacak mısın diye sordu. Tabii ki dedim ben de ilk başta. Anlamadım yani ne demek istediğini. Sonra bir baktım %18,5 var. Zaten almışsınız dedim. Evet ama bu o sadece dedi servis için dedi. Bir de dedi bahşiş. Zaten servisi garsonlar alıyor. Ben biliyorsunuz her yerde fazla da bahşiş veririm. Çünkü daha önceden de anlattık bunu videolarda. Burada genelde garsonlar hep bahşişe çalışırlar. Sabit ücretleri düşüktür. Dolayısıyla zaten veririz ama %18,5 alıp bir de üstüne bahşiş bırakacak mısın diye sorulunca ve başımdan ayrılmadı para verene kadar. Çok enteresan. Yani burası birazcık herhalde turist bölgesi olduğu için daha farklı yöntemleri var. Yani bizde çok böyle şeyler yaşamam ben. İki kere de, üç kere başımıza böyle garip şeyler geldi burada. Enteresan. Bir şeyler anlatıyordum. Şu hesap muhabbetlerini anlatıyordum. Bakıyorum yoksun. Bakıyorum kayboluyorsun. Bakıyorum mağazada. Bakıyorum birileriyle sohbette. Sen tam sana göre bir yer burası ha. Ben bütün gün burada yürürüm yani. Girer çıkar mağazalara bakar. Yürürüm. İnsanlarla sohbet ederim. Seviyorum. Hayır şöyle bir şey yaşadım. Mağazaya girdim. Böyle bir şeylere bakarken bir tane hanımefendi şu şekilde böyle bir gezdi ama telefondan da böyle bir çığlık sesi yükseliyor. Herhalde dedim çocuğuyla falan konuşuyor. Sonra tekrardan böyle ayakkabılara bakıyordum. Bu sefer iyice hanımefendi yaklaştı. Bu şekilde duruyordu. Ben de istem dışı döndüm. Hani hanımefendiye baktım. Hanımefendi de sonra şey dedi. Kusura bakmayın dedi. Kızım dedi sizi izliyor dedi. Bütün dedi dizilerinizi seni de bayağı biliyor. O yüzden seni gösteriyordum. Sorun olur mu bir selam verir misin? Dedim tabii ki selam veririm dedim. Ne demek dedim. Sonra kızıyla FaceTime konuştuk böyle. Beraber sohbet ettik. Kendileri İranlı. Çok tatlı bir kızdı. Her şeyi takip ediyorum dedi. Ben de ona dedim ki artı dedim YouTube kanalımız da var dedim ama Türkçe anlamıyorum dedi. Dedim Türkçe biz konuşuyoruz ama İngilizce'de altyazımız var dedim. Oradan izleyebilirsiniz. İşte beraber böyle bayağı sohbet ettik ama burada doğmuş kendisi. Burada yaşıyormuş. Takip de ediyormuş Instagram'dan. Bayağı da konuştuk. Gerçekten mutlu oldum. Eğer bu videoyu da izlerse zaten denk gelir ondan bahsedeyim. Los Angeles'ta da tanınıyorsun. Yani. Kendi çapımızda Allah'a çok şükür ara ara tanınıyoruz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Hazır burada durmuşken şu arkamda gördüğünüz market en pahalı marketmiş. Gerçekten. Dünyanın en pahalı marketi. Dünyanın en pahalı marketi ve Bella Hadid'ler herkes geliyor. Böyle smoothie barı var. Herkesin bir içeceği varmış. Kendi içeceği varmış. İşte Bella Hadid'in kendi içeceği varmış. Daha sonra gireceğim. Bakalım dünyaca ünlü starlarımız nasıl bir smoothie'leri içiyor. Bir tane alacağım içeceğim. Ama ciddi pahalıymış. Yani atıyorum $10 alacağınız şey burada $30. Hatta galiba smoothie'lerin de fiyatları bayağı yüksek diyebiliyorum. Aldığımı size göstermiş olacağım. Evet en sevdiğim restorana geldik. Ivy'ye. Ben çok seviyorum burayı. Hem yemeklerini seviyorum, dekorunu, atmosferini çok seviyorum. Bir de burada yaşayan bir arkadaşımızla buluşacağız. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Bir de Demi Moore'un en sevdiği restoranmış. Belki karşılaşırız kendisiyle. Ne dersiniz? Ceyda Ateş'in en sevdiği restoranı niye söylemiyorsun? Benim başta söyledim. Ha doğru pardon. Gerçekten çok seviyorum. Yani çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Çünkü biz daha önce geldiğimiz için hiç böyle kamera çekmedik. Fotoğraf çekiyorduk. Ama tabii şimdi böyle profesyonel kamerayla falan olunca bazen izin vermiyorlar. O yüzden ilk açılışı bu kısımda yapalım dedik. Bir de çok kalabalık. Aslında birazcık da utanıyorum önünde çekmek için. Buğra size o kısımları gösterecek. Bu restoranda birkaç tane film de çekilmiş. Çekilenlerden aklımda kalan Bodyguard'da bir sahne varmış. Hatırlamıyorum ben. Sadece okudum. Whitney Houston restorandan çıkıyormuş. Bir tane kız çocuğu gelip imza almak istiyormuş. Kevin Costner'da imza atmasını önlemeye çalışıyormuş ama Whitney Houston çocuğu yanına çağırıp imza atıyormuş. Bu restorana buradan çıkıyorlar.
92'de vizyona giren meşhur Bodyguard filmi. Birkaç tane daha farklı filmler var ama ben izlemedim. O yüzden bilmiyorum. Biz bütün yemeği çekemedik çünkü arkadaşımızla sohbete daldık ve çok keyifli bir sohbetti bizim için. Ama Ivy'nin olmazsa olmazı böyle vazolar içinde canlı güller ve rengarenk. Konsepti de o şekilde. Yemeğimizi yedik. Tatlı kısmına geçtik. Buranın en sevdiği kısma. Ve Burak'a profiterol istedi. Çiçeği yollayalım dedim. Çünkü profiterolden çiçeğe yer kalmadı masada. Ama Ceyda Hanım yollamak istedi. Yollamadım. Her birinin içinde ayrı bir dondurma var. Vanilyalı var. Normalde 3 parça geliyor burada. Biz 4 kişiyiz. Arkadaşımızın eşi de bizimle birlikte. O yüzden ekstra koyalım mı dediler. Tabii ki dedik. Bir de şöyle bakar mısınız sunuma bardağın güzelliğine? Tabaklar bu şekilde. Düşünün. İnanılmaz böyle iç açıcı. Ben çiçeklerimle. Mesela güzel bir caprese salatası istedik. Domates mozzarella. Domatesi böyle bayağı normal kesip falan getirmişler. Çok doğal bana göre sunumları. Evet. Hiç öyle bir yapmacıklık falan bir şey yok. Çok keyifli, doğal, güzel. Çiçekler, böcekler arkamızda da görüyorsunuz. 10 numara güzel bir yer bence. Ben profiterol çok severim. Hayatımda benim en iyilerinden biri oldu. Gerçekten mi? Vallahi. Ben de tadına bakayım şu çiçeklerimi bırak. Çok güzel. Senin seveceğin tarzda içine parça çikolatalar var. Muazzam. Tatlı deyince Buğra. Şimdi buradan çıkıp Santa Monica'ya gideceğiz. Size orayı göstereceğiz. Otele gittik. Üstümüzü değiştirdik. Santa Monica'ya gidecektik. Ama baktık acayip trafik vardı otelden. Aşağı yukarı bir 50 dakikaydı. Alışveriş merkezine gidelim dedik Buğra ile. Çünkü bizim otele çok yakındı. 10 dakikaydı. Çoğu zaman duyuyoruz ve en popüler alışveriş merkezi burası, The Grove diye. Biz dedik ki önce Grove'a gidelim. Trafik biraz azalır. Çünkü biz Florida'da bu kadar trafiğe alışkın değiliz. Yani gerçekten İstanbul gibi bir trafik var. O yüzden gelelim önce alışveriş merkezini çekelim. Ondan sonra Santa Monica'ya gidelim. O sahilinde gezelim dedik. İlk girişi o kadar güzel ki böyle çimenlerde oturma alanınız var, kafeler var. Bir de biliyorsunuz Charlotte Tilbury'nin mağazasını ararken meğersem Sephora'nın içindeymiş. O yüzden aradığımı bulamadım dedim. Daha sonra The Grove'a geldik. Böyle asansörden iniyordum. Canlı bir asansör. Tam inerken karşımda kendi mağazasını gördüm. Dedim başka bence bir şey. Bu tamamen planlanmış. Daha önceden organize edilmiş bir planın parçasına gerçek. Beni düşürdün gibime geliyor. Böyle tesadüf olabilir mi? Arabayı koyduk. Tak karşımıza. Neydi markanın adı? Charlotte Tilbury. O çıktı. Yani böyle bir tesadüf olabilir gerçekten mi? Gerçekten hiç araştırmadım. Sadece şöyle çok popüler olduğunu biliyorum. Sürekli herkesten duyuyorum. Hadi gidelim dedik. Burak'a da baktığında evet ama burada hangi mağaza var, ne var, ne marka var hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten arabayı park ettik ve bindiğimiz yerden, otoparktan bindiğimiz asansörden tam karşıma çıktı yani solumda. Gideceğim oraya. İlk işim oraya girmek olacak. Beni bıraktı burada kameraman gibi. Gitti. Oradan yürüyor, geliyor, bir şeyler yapıyor. Anlamadım. Aa mağazaya girdi. Yine... evet Ceyda yok. Alışveriş merkezinde siz de böyle eşinizi kaybediyor musunuz? Yoksa bu bir tek bana mı oluyor? Ceyda? Senaryo? Buradayım, mikrofonu da kapattım duyma beni diye. Ne oldu, çıktın? Aradığım şeyi burada buldum ama hanımefendiye sorunca anladım ki... Aradığın şey değilmiş. Aradığım şey değilmiş. Zaten geri kalan bütün yani makyaj ürünlerini biliyorum. Onları bütün Sephora'larda da buluyorum. Zaten kullandığım ürünler de benim kısıtlı. Yani kısıtlarken benim için kısıtlı ve sınırlı. Onlar da bende var. Aradığımda bana yaramayacağı için almadım ve çıktım. Fisker yeni arabası. Şuna bakabilir miyiz? Bu marka iflas etmişti. Sonra tekrardan yeni bir araba yaptılar. Acaba çekmemize izin verirler mi? Kapatayım. Bakın izin alayım çekmeye çalışayım. Ne oldu? Utandım yine. Fisker Ocean. Çok güzel araba. Bak buraya da herhalde burayı böyle açık bırakmışlar. Camla kapatıyorsun. Herhalde sörfünü falan koy diye. Surfboard'u koy diye. Ya da bagajı açmadan şuradan hemen elinden çıkartabilirsin. Ama mantıklı olmuş. Elektrikli tamamen. Burada da güneş enerjisi paneli falan var. İlk defa görüyorum canlısını. Yani daha önce ekranda görmüştüm ama... Tesla'ya benzemiş ya. Burada küçücük bir ekranı var. Beğendin mi bunu? Çok şık bir araba. Çok güzel olmuş bence. Fiyatı neymiş? Bir de onu soralım. What's the MSRP?
38 bin dolardan başlıyormuş. 70 bin dolara kadar çıkıyormuş. Fiyatı da bence gayet iyi. Alışveriş merkezinin içinde sizi böyle tur yaptırıyorlar. Şöyle bir şeye değindim. Bu AVM'den girdiğimiz kadarıyla. Aslında evet, bir alışveriş merkezi ama o kadar güzel tasarlanmış ki hem alışveriş merkezinin içinde hissediyorsunuz ama bir yandan da sanki böyle sokaktasınız ve sokakta yürüyorsunuz. Sağınız solunuz mağazaymış gibi hissediyorsunuz. Böyle daralmıyorsunuz. Yani AVM gibi durmuyor. Bence çok güzel tasarlanmış. Çok da sevdim burayı derken tam da böyle aradığım bir markanın önünde durduk Buracığım. Bütün gün tesadüflerle ya, dolu. Şans ya. Bütün gün tesadüflerle dolu. Hangi markaymış bu arada? Alo. Bu ne? Alo Bura. Zaten buranın böyle olduğunu duyduk. O yüzden burayı çekiyoruz. Yoksa Los Angeles'a kadar gelip alışveriş merkezi çekmezdik ama burası gerçekten hiç böyle alışveriş merkezi gibi değil. Ailenizle de gezip böyle gayet keyif alacağınız bir yer. Alışveriş yapsanız da yapmasanız da. Ben çok beğendim. Mimarisi falan olağanüstü bence. Burası ne? La La Land. Kahve mi? Kahve dükkanı. Böyle kahve. Tatlı ve kahve. Mis gibi kokuyor içerisi. Bir sürü Türk'le karşılaştık bu arada. Bak tam senlik bir yer. Şekerci. Bak, yemiyorum artık. Çok kilo almışım. Buğra bu tatilden sonra döndüğümüzde zayıflamaya karar verdi. Hadi el birliğiyle Buğra'yı zayıflatalım arkadaşlar. Siz de videolardan destek olun. Zara'ya gireceğim. Bakalım Los Angeles'taki Zara nasılmış? Muhtemelen yine çekmeni yasaklayacaklar. Mağazaların içini çekemezsin demelerine çok mutlu oluyorum. Yoksa çok kötü oluyor çünkü. Zara'da gerçekten güzel bir şey bulamadım. Bir de Zara'nın fiyatlarına baktığım zaman o fiyatlara daha kaliteli markalardan daha güzel şeyler alabiliyorum. Sizce Zara eskisi gibi değil değil mi arkadaşlar? Hem kumaş kalitesi olarak hem de çok pahalanmadı mı? Tamam, bir enflasyon var, ona göre fiyatları arttırıyorlar ama Zara bence o fiyat kategorisinde değil yani. Nordstrom'a mı gidiyoruz? Ben biraz önce Apple'da bir orman yürüyüşüne çıkacağım. Biraz önce çıkacağım. Biraz önce mi? Biraz. Ben biraz önce Apple'da bir orman yürüyüşüne çıkacağım dedim. Çok yorgunum. Hakikaten ne kadar güzel, baksana. Apple mağazasının içine bakın, ağaçlar var. Müthiş. Tavanı da komple ayna. Ne kadar güzel olmuş mağazası. Çok iyiymiş. Kalabalığa bakın bir de. Nereye giriyoruz? Nordstrom. Nordstrom. Burada bir şey yok mu? Yasak değil mi acaba çekim yapmak? Bilmiyorum artık. Bu bak bizim alışkın olduğumuz Nordstrom gibi değil. Bizim orada da Nordstrom var. Evet, içinde belirli markalar var. Ama bu benim alışık olmadığım bir Nordstrom. Isabel Marant. En sevdiğim marka. En sevdiğin marka. Ucuz. En sevdiğin marka mı? Evet. Botlarını çok seviyorum. Seviyorsun, en sevdiğin marka değil. En sevdiğim markalardan biri. Evet. Biliyorsun bütün botlarım bu markadan alıyorum. Çünkü bu markanın hem rahat ediyorum hem de seviyorum. Bunu sevdin. Ceyda bunu sevdi. İndirim reyonu. Ama kapatıyorum. Fiyatlar falan gözükmesin. Sürprizi bozulmasın Ceyda ile alışveriş videosunu. Üşüyorsun galiba. Şu an titriyorum. Üşümeyi bile özlemişim ben Ceyda. Ceyda'cığım neredeyiz? Bir anlatır mısın bize? Donman bittiyse bize bir anlatır mısın nerede olduğumuzu? Santa Monica'dayız. İnanılmaz şu anda üşüyorum. Kendime şu anda üstüme alabilecek bir şeyler bakıyorum. Meşhur iskelesindeyiz. Eğlence alanı var. Oraya geçeceğiz. Ay konuşamıyorum ama öncelikle kendime şuradan bir tane üst bulmaya çalışacağım. Ondan sonra size her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Hala titriyorum. Üşüdüm. Üstüme böyle buldum bir şey aldım. İslaç'ım sonra Buracığım giysin diye. National Geographic tarafından en iyi beachlerden bir tanesi seçilmiş. Burası da yani bu iskelede, bu eğlence alanında 1909 yılında kurulmuş. O yüzden de buraya çok turist geliyor. Çok akın ediyor. Bayağı simgesel halinde bir yer burası. En simgesel yerlerinden bir tanesi. Zaten kalabalığı da görüyorsunuz. Böyle küçük oyun alanları var. İşte dönme dolap, tren filan. İskelesi hala denize giriyorlar. Ceyda, peki bir şey söyleyeceğim. Senin donduğun yerde ufacık çocukların hala denize girmesine bir yorumun var mı? Şöyle, bence şundan dolayı belki onlar burada yaşıyordur. Buranın iklime alışkınlardır. O yüzden denize rahatlıkla girebilir. Biz Florida'da daha çok sıcak iklimde yaşadığımız için o yüzden
yüzden vücudumuz ona alışıyor ve daha sonra aslında çok üşünecek bir hava yok. Normal şartlarda eskiden üşümezdim ama Florida'da yaşayınca, o iklime alışınca bana şu anda inanılmaz soğuk geliyor. Yani titriyorum. Bu en tehlikeli okyanuslardan bir tanesi. Yüzerken fok çıkabiliyor. Daha tehlikeli köpek balıkları var. Su daha karanlık. O yüzden tam yerini hatırlamıyorum ama burası değil, başka bir beach var. Oraya çok gitmek istedim ama şu anda gidemiyorum çünkü tam mevsim değilmiş. Bütün sahil foklarla dolu. Beni cezbeden bir yer değil burası açıkçası. Ay çiroz yiyelim mi? İstiyor musun karamel falan yoksa düz mü istiyorsun? What do you have? Çikolata var, karamel var, bir de white chocolate. Çiroz aslında bizim böyle bildiğimiz hamur kızartmasını tarçınlı şekere batırıyorlar. Onunla da çiroz diyorlar ama çok lezzetli. Kötü mü? Herhalde soğuktan biraz bayatlamış gibi. Her şey insanla güzel, her yer insanla güzel. Çok turistik bir yer burası. Normal şartlarda eğer video çekmiyor olsaydık bir kere buraya gelip gördük diye bu sefer buraya gelmezdik. Ama video çekiyoruz. Burayı da göstermeden olmaz. Burası hakikaten bu bölgenin en ikonik bölgelerinden biri. Çok kalabalık, çok turistik bir yer. Ama sahilinde takılmak isterseniz sahil çok güzel. Sahilde takılabilirsiniz. Ama ben bu şeyden, İskele'den bahsediyorum. Ay, ben genelde böyle bir yerlere gittiğim zaman çok turistik yerlere gitmeyi pek tercih etmiyorum. Tabii burası yapıldığı zaman herhalde bu dönme dolap falan enteresandı ama artık şu anda bir ilginçliği yok. Yani şu anda her yerde olan çok, artık çok basit yani ama... Böyle bir tek simgesel haline gelmiş gibi dönme dolabı. Aynen, yani başka bir özelliği olan bir atraksiyon yok. Bir tane eski tip bir tren var. Herkes selam veriyor. O kadar çok insanlar alışık ki kameralara burada. Tabii herhalde bir sürü film öğrencisi şudur budur bir şeyler var. Herkesin elinde videoyla gezdiği için herkes selam veriyor. Şöyle söyleyeyim. Yani küçük bir Luna Park'ı düşünün. Hani İstanbul'da yaşayanlar belki Bostancı Luna Park'ı bilirler. Onun gibi bir alan ya da daha başka yerlerdeki kurulan. Bence orası daha güzel. Ya orası daha güzel. O tarzda daha küçük. Tek özelliği bunun okyanusun üzerinde olması. Aynen. Küçük bir Luna Park. Yani çok böyle vav bir şey yok. Sen daha önce geldin mi hiç buraya? Bu benim herhalde 6. 7. gelişim falan. Ne zaman geldin? Grand Theft Auto oynayanlar bilir. Buraya arabayla geliniyordu bir oyunda Ceyda'cığım. Arabayla falan böyle arabayla buraya çıktım, yürüyelim ama oyunda. Benle beraber bir kere geldim. Daha önce oyunda Grand Theft Auto 4'te miydi, 5'te miydi? Hangisi bilmiyorum. Yenisi ya, de çıkacakmış bu arada. Sırf onun için yeni PlayStation alabilirim. Sadece oyun için. Çocukken oynuyordum çok. Bu arada sevgili takipçilerim, YouTube'dan takip ediyorsunuz. Instagram'dan kimler takip ediyor? Mesajlarınızı bekliyorum çünkü ben bütün mesajları Instagram'da da okuyorum. Çoğu zaman da cevap da veriyorum. Bakalım Instagram'dan hangi takipçilerim beni takip ediyor YouTube'da olup. Kapatıyorum videoyu. Tamam, var mı başka söyleyeceğim bir şey? Videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gezimize devam ediyoruz. Şimdi West Hollywood'da Melrose Caddesi'ndeyiz. Burası daha çok lokallerin takıldığı bir bölge. Böyle çok fazla turist yok. O yüzden bizim de burada bir arkadaşımızla buluştuk. Kahve içtik. Çok da güzel bir yerde kahve içtik. Yine bir sürü bütün böyle açık alışveriş merkezi gibi bildiğimiz markalar var. Ama cadde olarak gerçekten çok daha keyifli bir cadde. Bence şeyden daha keyifli bura. Rodeo Drive'den daha keyifli Rodeo bir cadde. Rodeo Drive çok turistik bir yer. Burası hakikaten lokallerin takıldığı bir yer. Çok bir belli ve işin güzel tarafı bir de çok bilindik markaların yanı sıra böyle daha bilinmedik, daha lokal veya daha az insanın tercih ettiği, daha gösterişten uzak, ne marka olduğu belli olmayan, markası böyle kocaman yazmayan markaların olduğu bir cadde burası. Evet. Şimdi burası buranın bittiği yer. Burada yol çatallanıyor. Sağ taraftan tekrar gidiyoruz Melrose Caddesi'ne geçiyoruz. Burası Melrose Street. Bizim çıktığımız yerde Melrose Place. Burada da yine bütün mağazalar, markalar var.
arka tarafı biraz daha sakin. Los Angeles'a gelen herkesin fotoğraf çektirdiği meşhur pembe duvar. Ceyda'yı fotoğrafını çekmiyorum, Ceyda'nın videosunu çekiyorum. Herkes pembe duvarda fotoğraf çektiriyormuş. Evet, burası Los Angeles'a gelen. Burası Paul Smith mağazası. Diğer taraftaymış asıl yeri. Büyük bir duvarmış pembe. Ama orada bir inşaat varmış. Ondan dolayı da bu tarafa geçmişler. Yine pembeye boyamışlar. Ama ikonik olarak herkes bu pembe duvarın önünde fotoğraf çektiriyormuş. Evet, Melrose Place'in başlangıcı burası. Ne kadar güzel, baksana böyle ağaçlar falan, Marni mağazası var. Marni. Şuranın güzelliğine bak. Çok huzurlu bir yermiş gerçekten. Çok keyifli. Bir de böyle karışık değil ya, o çok güzel. Isabel Marant'ın kendi mağazası. Evet, ne kadar güzel ama baksana. Çiçekler, kaktüsler falan filan aralarda. Arkada da mağaza. Ya be, mağazalar böyle hafif şey, gizli yani, saklanmış durumda. Buradan gidiyorsunuz, iki tane mağaza var. Çok şık, çok. Oscar de la Renta. Çok şık. Şu anda Beverly Hills'ın en pahalı caddelerinden birine geldik. Burada da bayağı ünlüler yaşıyormuş. Çok çok güzel evler var. Evler genelde görünmüyor. Çok bazı evler görünüyor. Genelde ağaçlarla kaplı. En pahalı yerlerinden biri. Çok huzurlu, keyifli bir cadde gerçekten. Sağlı sollu böyle çam ağaçları dolu. Burada yürüyüş yapmak da çok keyifli olur. Los Angeles'a gelen kişilerin fotoğraf çektirdiği böyle palmiyeli bir görüntü vardır, sağlı sollu. Burası o cadde. Genelde o gördüğünüz palmiyeli fotoğraf burası. Böyle arkası da. Bu sokağın ismi de yan taraf Arden Drive'dı. Çam ağaçları olan bu sokağın ismini unuttum. Bir dakika. Crest, bir şey Crest. Ne Crest? Alta yazacağız arkadaşlar. Yo, söyleyeceğim şimdi. Hillcrest. Dünyanın en pahalı ve en iyi denilen süpermarketine geldik. İçeriği çekebilecek miyim bilmiyorum ama hem insanlar buraya gelip yemek yiyor hem market alışverişlerini yapıyorlar. İçeride ünlülerin tariflerini verdiği smoothie'ler falan da varmış. Süpermarket videosu yapmayacağım tabii ki. Yapmayacağız ama şöyle bir çekebildiğim kadar, çekebilir miyim bilmiyorum. Çekebildiğim kadar göstereceğim. Bir dahaki sefere geldiğimizde belki bir market videosu yapabiliriz burada. Herkes bayağı şık bu arada. Sanki market değil, bir restoranmış gibi. Bayağı marka bilinirliği iyi herhalde. Bakın böyle termoslara falan da isim yazmışlar. Burada böyle meyve suları falan var kendilerinin yaptığı. Herhalde meyve suyu diyeti, kemik suları, sebze suları falan bir şeyler var, hazırlanmış. Mesela şöyle bir tavuklu noodle var. Bir kavanoz $16.50. $21 tavuk çorbası var. Nasıl para bunlar ya market için? Hakikaten dünyanın en pahalı marketi ünvanı kesinlikle. Daha detaylı burayı bir dahaki sefere mutlaka çekeriz. Her şey organik içeride. Ceyda, inanılmaz pahalı her şey. Ayrıca yani bir market videosu yapmak istemem ama inanılmaz pahalı her şey. Sonra bunu bir dahaki sefere ben marketi çözdüm. Çekerim. Yok, marketi çözdüm. Neyini çözdüm? Marketteki çoğu ürünler, neredeyse tamamı Whole Foods'da ve Publix'te var. Evet. Ve benim aldığım şeyler var bu markette. Atıyorum mesela normalde ben şu Horizon sütünü, Horizon markasının sütünün kutusunu $4.99, $5 alıyorum. Burada $8. Yani aslında yer ve bölge olarak fiyat eklenmiş üstüne. Ama bu da bir zincir. Birçok yerde var ama yerde sadece zengin mahallelerde var. Başka türlü çünkü olmaz. Olacak iş değil. Ya mesela bizim Whole Foods daha uygun şu marketin yanında. Ama bak ne diyorum, Whole Foods'daki bütün her şey var. Hatta challenge almıştık böyle atıştırmalıklar, evet. Onlardan var. Biz atıyorum Whole Foods'dan onları $4 aldık. Burada $7. Çok yani enteresan. Sadece üstüne fiyat eklemişler. Birçok şey bizim orada var. Smoothie'si var. Bence buraya kadar gelmişken takipçilerimiz için deneyelim. Ya şunların hepsi var bizde. Bu ne mesela? Bak makaron çikolata $16 şu kadarı. Ve kendi markaları var. Birçok şeye Erewhon diye marka yapmışlar. Bak bu markayı Talya'ya kullanıyorum. Normal şartlarda bu kutuyu alıyorum Talya'ya okula da göndermek için. Ben $4 alıyorum. Burada $3 daha fazla. Yani muhtemelen vergilerden ve bölgesel olarak fiyat eklenmiş. Kendileri fiyat eklenmiş. Yoksa ben şey zannettim bu marketi görünce ama bambaşka. İnsanlar ne kadar şık şık yani. Ya, sen fark ettin. Ben ya. Bambaşka ürünler falan oldum.
olacak zannediyordum. 24 dolara el sabunu. Konuşamıyorum bile fiyatlardan. Market inanılmaz pahalıydı. Dediğim gibi aslında bizim oradaki olan ürünleri çarpı böyle iki katı gibi bir şeydi. Ama içerisi bayağı fashion show gibiydi yani. Normal kişi yoktu yani. Fashion Week marketin içindeydi diyebilirim. Burada bir video çekelim ama. Bir gün yani bir dahaki sefere geldiğinizde sırf buraya özel bir bölüm çekelim. Dünyanın en pahalı marketi diye çekelim. Gerçekten çok pahalı bir market. Hani normal böyle bir düz bir tişört giy falan gelsiniz bir anda utanabilirsiniz. Çünkü herkes böyle davete gider gibi şık şık böyle tasarım tasarım kıyafetler, çantalar, ayakkabılar inanılmazdı içerisi. Süper bir müzik. Size bahsetmiştim aslında bu marketten göstermiştik de. Smoochie aldık. Kimin smoochie'sini aldık? Hailey Bieber'ın smoochie'sini aldık. Justin Bieber'ın müstakbeli eşi. Müstakbeli eşi. Deneyeceğim. Böyle içinde bir ben yokum. Böyle akılda tutmaya imkan yok. İmkansız yani. Sütünden çileğini, avokadosu, muzu, kolajeni, vanilyalı kolajeni. Ondan sonra Hindistan cevizi kreması, yosun. Bir sürü çilek. Bir de çok enteresan hyaluronik asit var. Yani o da var içinde. Ben hani içilebilir mi bilmiyorum gerçekten ama biraz araştırdım. İçilebiliyor ki koymuşlar. Hani, evet içilebiliyor ki koymuşlar. Bilmediğim için hep böyle cildimize kullanıyoruz. Ama sakın ha cildimize sürdüklerimizi içeceklerimiz içine koymayalım. Bu ayrı bir yani tipi olabilir. Ayrı bir tipi olabilir. Gıda takviyesi şeklindeki olabilir. Sakın yani. Hyaluronik asit. Evet sakın yani evde yüzümüze sürdüğümüzü suyumuzun içine koyalım, smoothie'mize koyalım yapmıyoruz. Yani ben de tam kodum bilmiyordum. Yoldu. Araştırdım da öyleydi. Tadına bakıyorum şimdi. Sen sevdin galiba. Ben sevdim. Biraz sana fazla şekerli gelecek büyük ihtimalle ama ben sevdim. Güzel. Ama evet. Şöyle göstersene. Bu da fişi. Bu arada şu smoothie'yi kaç para dedik biliyor musunuz? 19 dolar ödedik. Normal şartlarda 3 dolarlık smoothie hadi 5 dolarlık olsun. 19 dolar ödedik ya, arkadaşlar. Yani bayağı öğle yemeği parası verdik. Hayatımda kendimi enayi hissettiğim zamanlar mutlaka olmuştur. Ama bu en enayi hissettiğim zamanlardan bir tanesi ama tabii aslında bilerek ve isteyerek kazıklanmadık. Denemek lazım. Buraya kadar geldik. Sizin için bunu da denemiş olmak için yaptık ama... Ya ben bunu öğrendim şimdi. Belki bazı şeyleri temin edemem. Ha, diyelim ki yarısını yapmış olurum. Bir de gerçekten böyle hazır mezeler vardı. Baktım fiyatlarına 4 tane yaprak sarması dolmaya 10 dolar yazmışlar arkadaşlar. Ben 10 dolara 2 tencere yaprak sarması. Her şey sunum. İki güzel müzik, güzel dekor, güzel bir marketing, güzel reklam, insanların gelmesi, ortam, atmosfer. 2 dolmaya 10 dolar. Ama güzelmiş. Burada keşfedilebilir insanlar. Yani buraya eminim ben oyuncular, ünlüler, yönetmenler, kas direktörleri geliyordur. Kesinlikle geliyordur çünkü öyle bir yer burası. İnsanlar da buraya bu paraları verip belki bir gün keşfedilebilirim umuduyla bir hayalle gelip bu marketten alışverişlerini yapıyor olabilirler. Herkes gerçekten şaka yapmıyorum. Fashion show'a gitmiş gibiydi herkes. Evet. Ya şöyle bir üstüme başıma baktım. Ben burayı hak ediyor muyum bu marketi acaba diye bir baktım kendime. Niye canım mesela? Ya işin şakası ben tabii burada ki yaşasam, öyle düşünmedim de yani. Ben buradaysam buradan alışveriş etmem. Ya şöyle belki bazı şeylerini alırsın ama ben normal gelirim. Giyerim altıma bir kot pantolon, tişört. Gelirim yani ne bu böyle fashion week'e gider markete gidiyorsun. Arada giyinirim mesela zevkine giyinirim ama ya markette bu kadar şık giyinip gelmem. Bir toplantım vardır, bir yere gidiyorumdur. Uğrayıp hani bir şey yemek almak için girerim o ayrı. Ama sırf market için de bu kadar süslenip gelmem. Evet, Hailey'cim smoothie'ni beğendik. Justin'e selamlar. Bir dahaki geldiğimizde başka birinin smoothie'si varsa onu da içeriz. Evet. Bütün tatil boyunca bir gün gömlek giydim. O gün de beach'e geldik. Venice beach'e geldik. Biliyorsunuz buraya Las Vegas'tan geldik. Las Vegas'ta fuarda bile gömlek giymedim sıcak diye. Hadi bugün gömlek giyeyim dedim. Ve şu anda bakın neredeyiz. Meşhur Venice beach'indeyiz arkadaşlar. Santa Monica'da. Tabii çok bakir buralar. Bakir olmasının sebebi de denizler halkındır. Denizin kenarına kimse gelip özel mülk gibi otelmiş şusunu bu sonu yapamaz Amerika'da. Evet. Çok belki halkın ulaşamayacağı yerlerde oteller olabilir. Ama normal şartlarda bu kadar şehirlerin içinde gelip plaja kimse gelip özel mülkü gibi şusunu bu sunu atıp işletemez. Sadece belediyeler bazı yerlere şezlong koyuyorlar. Çok uygun fiyatlara halka bunu kiralıyorlar günübirlik olarak. Dolayısıyla bu kadar bakir.
Keşke bizde de aynı şey olsa ama imkan yok tabii ki böyle bir şey bizde olmasına. Ama o yüzden bu kadar bakir gözüküyor aslında. Yani evlerin burada böyle eski olmasının sebebi şudur budur. Ondan dolayı eğer denizler halkın olmasaydı, buralara özel işletmeler yapılıyorsaydı buralarda yepyeni olurdu. Belki daha güzel gözükürdü fakat insanların ulaşımı kısıtlanırdı. Ben o yüzden eski olsun ama herkes ulaşabilsin. Benim tercihim o. Bu arada her yerde eski değil. Bakın çok güzel bir ev var burada. Yani yeni var ama denizin sürekli okyanusun o esintisi, lodosu tabii binaların dışını daha çabuk yıpranmasına sebep oluyor. Her gün burada rüzgar tuz yiyorlar. Aynen, o yüzden yani iyi olan evlerin bile dışları zamanla kötü olmuş. Ama kilometrelerce böyle ev halkın yürüyüş yapabildiği, halkın bisiklete binebildiği, spor yapabildiği, voleybol oynadığı, sörf yapabildiği yerler. Bizde bir sahil kasabasında kaç metre bir yere toslamadan, bir otelin duvarına çarpmadan yürüyebiliriz hesap edin. Burada kilometrelerce burayı yürüyebiliyorsunuz böyle. Venice Beach'te Abotkini Caddesi'ne geldik. Çok keyifli bir cadde. Eski bir yer gibi herhalde burası. Böyle mağazalar falan daha, binaları en azından daha eski duruyor. Ama çok çok güzel mağazalar var. Ya markalar da var ama daha çok o istediğim butikler var, gördüm. Şimdi önce komple bu caddeyi yapacağım. Sonra karşı tarafı yapacağım. Sürekli oradan oraya oradan oraya geçmek istemedim. Bu taraftaki mağazalarla başlayacağım. Ceyda, heyecandan düz yürüyemiyorsun. Bir servis olsun. Hayır, isimlerini okuyorum. Hangisine gireyim diye Buracığım. Böyle çok tatlı bir konsept. Gözlükçü gördük. İsmi Gudar. Biz içeri girdik, burayla gezdik. Gözlük de aldık buradan. Hem çok güzel gözlükleri var. Hem çok ucuz hem de tüm gözlükler polarized. O yüzden de bu hoşumuza gitti. Ama daha sonra dedik ya bir dakika biz burayı çekelim dedik. Beyefendiden de izin aldık. Tabii ki dedi. O yüzden çekiyoruz. Fiyatlara bakar mısınız? Gözlükler $25 ile $35 arası. Çok güzel. Süper gözlükler. Biz bu iki gözlüğü aldık burayla. Bir de öyle bir gözlük ki bana da oldu, Buray'a da, o yüzden de ki iki tane farklı renk alalım, değiştirip değiştirip kullanırız dedik. Bunlar $35 olanlar. Bir mağazaya girdiğinde böyle için açılıyor gerçekten. Hala Botkini'deyiz. Bana göre ben şu ana kadar Los Angeles tatilinde en çok keyif aldığım iki yer Melrose ve bana göre bu Abotkini Caddesi oldu. Abotkini Caddesi Venice Beach'te. Müthiş bir konsept gördüm. Yani şu anda böyle işlek bir yerde bir arsam olsa, inşaat yapmak istemesem kesin yapacağım iş bu olurdu. Şuraya bakar mısınız? Sokağın ortasına, Bağdat Caddesi gibi bir yer burası. Sokağın ortasına sadece varilleri devirmişler. İki tane sandalye, iki tane ışık, iki şemsiye. Yani $10,000 masrafla açtıkları yerin güzelliğine bakın. Hatta ay dedik burada mı yemek yesek ama menüsünde sadece böyle salsa ile cips veriyorlar ya da işte guacamole ile cips. Geri kalan şey konsept içki. Var. Bunun işte yemeklisini yapacaksın ama büyük ihtimalle mutfak yapmadıkları için öyle yaptılar. Cips bilmem ne olağanüstüydü bence. Aynen. Çok keyifliydi o ortam. Bak bir yer daha buldum diyecektim. Aa, ama burası da çok güzel. Mağazaymış. Burası da çok güzel konsept. Evet. Vay 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 vay. Şöyle bir yerim olsa ve şu konsepti düşünsem. Mağaza artı böyle kafe. İki. Süpermiş ama. Bir şey içilecek bir konsepte getiririm ama belki öyle izinleri yoktur. Evet, tatilimiz bitti. Florida'ya evimize geri geldik. Çok keyifli bir seyahatti bizim için, benim için, Ceyda'nın için. Öyle de soracağım şimdi. Bu arada kapanışı tabii ki orada yapmamız gerekirdi ama uçağa zar zor yetiştiğimiz için kapanışı orada yapamadık. Hatta şu anda bu kapanışı da tatilden geldikten aşağı yukarı bir hafta sonra yapıyoruz. Bir türlü zaman bulup kapanışı yapamadık. Utanmasak tak diye bitirecektik videoyu. Tabii öyle bir şey yapamayacağımız için bir hafta sonra kapanış yapıyoruz. Ceyda, sana bir soru, aslında kapanış da değil çünkü bir kritik yapacağız demiştim. Sana evet. Bir soru sormuştum. Los Angeles mı, Kaliforniya mı yoksa Florida mı, bizim buralar mı diye bir soru sormuştum. Şöyle bir durum. Tercihim Florida olur. Diğer tarafı niye tercih etmedim derseniz, evet güzel bir yer. Ama bana çok güvenli gelmedi. Biz Florida'da şuna alışmışız. Her yerde bir şekilde polis var burada. Ve hemen anında ulaşabiliyorsunuz. Orada gerçekten böyle
yani polis arabası dahi görmedim. Muhtemelen belki hani sivil polisler vardır etrafta ama Florida'da alışkın olduğum bir hayat tarzı değil. Bir kere çok pahalı. Aşırı derecede pahalı. Ya böyle o televizyonlarda gördüğümüz muhteşem California, Los Angeles videoları ne yazık ki içine girince o kadar da muhteşem değil. Evet, belli bir bölgesi güzel ama zaten orası böyle birazcık turistik olmuş. Markaların olduğu, size de gösterdik. Belli alanlar, evet, orada yaşarsanız, birkaç cadde içinde yaşarsanız evet okey. Ama şehrin içine girdiğinizde, hayat için yaşamaya başladığınızda gerçekten çekilecek çile değil. Bir kere çok güvenli değil. O kadar göründüğü kadar güzel değil. Yaşam şartları çok farklı, çok pahalı. Yani gidilir, tatil yapılır, gezilir ama yaşam için bence Florida daha uygun. Zaten hani bunu birçok kişi de söylüyor. Vergiler çok fazla ve alınan o vergiler nereye gidiyor bilmiyoruz. Çünkü böyle sokaklar da çok temiz değildi. O yüzden tatil amaçlı gidilir, görülür. Ama yaşam olarak Florida her zaman benim için tercihim olur. Ben de şöyle, aslında seninle benzer fikirlerdeyim. Çok pahalı, o hayat pahalılığını hak etmeyen bir yer bence. Yani tabii ki çok keyifli yerleri var, bölgeleri var. Eğer bir fanus içinde yaşıyorsanız, çok büyük paralarla bir fanusta yaşıyorsanız evet mutlaka eğlenirsiniz. Belli bir zümreye aitsiniz. Çok keyifli bir hayat sürebilirsiniz zaten ama. Zaten öyle olan bir hayatta sürekli onlar farklı farklı geziyorlar. Aynen ama. Kaliforniya içinde kalmıyorlar. Ama normal bir yaşam standartınız varsa, normalin üstü veya normal bir yaşam standartınız varsa bana göre Florida çok daha iyi. Çok ekstrem bir hayatınız varsa ancak Kaliforniya'da bana göre, Los Angeles'a özelini söyleyeyim, Los Angeles'a çok güzel bir hayat yaşarsınız. Onun dışında benim de çok hoşuma gitmedi. Hem çok pahalı hem bir kere trafiği felaket. Biz burada trafiği unuttuk. Ben 10 dakika bir yere giderken of burası çok uzak demeye başladım. İnsan hemen alışıyor öyle. Evet, İstanbul'dan gelip de 10 dakika yere uzak demek kolay bir şey değil ama insan hakikaten rahat alışıyor. Şimdi biz burada trafiksizliğe alıştık. Orada felaketti yani. Her çıktığımız yerde yarım saat 40 dakika yol yaptık kısacık mesafelere. O beni çok yordu orada. Evet. Canım Florida, ben burada mutluyum. Böyle Los Angeles'tan bahsederken, parktan bahsederken ben ufak bir şeye değineceğim. Ama daha sonra tabii bunun için detaylı video çekeriz sizlere. Genel olarak Amerika'da yaşam deyince herkes böyle çok ultra zannediyor. Erişilmez zannediliyor. Arkadaşlar öyle bir şey yok. Gerçekten kafaya koyduğunuz zaman yaşamak isterseniz, siz nasıl yaşamak isterseniz Amerika'da da o şekilde yaşarsınız. Çok uçuk kaçık yaşamak isterseniz uçuk kaçık yaşarsınız. Ama daha böyle orta seviyede işte normal bir yaşantım olsun, çok lükse kaçmayayım diyorsanız o şekilde de yaşayabilirsiniz. Böyle imkanlar var. Yani hani İstanbul'dan kalkıp illa çok parayla gitmek gerekiyormuş gibi düşünmeyin. Kendinizi idam ettirebilecek kadar bir parayla geldiğinizde de yaşayabilirsiniz. Çünkü bir iş imkanı sağladığınızda zaten bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. O yüzden böyle ufacık da bir not düşmek istedim. Hani bu birçok ülke için geçerli. Yaşamak isterseniz, bir şeyleri başarmak isterseniz, sıfırdan da gelseniz başarabilme imkanınız çok fazla oluyor dedim. Evet, kapanışı yapalım. Evet. Kapanışı yapıyoruz. İyi ki varsınız. Çok güzel böyle yorumlarınızı okuyoruz. Çok mutlu oluyoruz arkadaşlar. Umarım sizleri de mutlu ediyoruzdur. Böyle daha çok bizlerle bir aile olmaya başladık. O yüzden bu beni çok mutlu ediyor. Gerçekten böyle hep böyle çekincelerim oluyordu YouTube'la alakalı. Girip girmemekle ama iyi ki girmişim. İyi ki sizleri tanımışım. İyi ki varsınız. Bizi takip etmeyi unutmuyoruz. Görüşmek üzere.